Merhaba Mastermind izleyicileri. Evet, videonun başlığından da anlamış olduğunuz gibi düz dünyacılara savaş açtık. Yayınlamış olduğum bilimsel uzay videolarına güzel yorumlarınızın yanında düz dünyanın var olduğunu iddia etmeye çalışan garip yorumlar da alıyorum. Bu yorumları yapan arkadaşlar düşündükleri şeye o kadar derinden inanıyorlar ki sahip olmadıkları eksik bilgilerle gerçeği bulduklarına koyu bir bağlılıkla inanıp beni de buna inandırmaya çalışıyorlar. Hatta bazı yorumlarda bana video linkleri atıp kanıt sunduklarından bile bahsedenler oluyor. Ve bunları okumak inanın beni hem üzüyor hem de keyiflendiriyor. Bu yorumlarda en çok bana sunulan videolardan birini burada sizinle paylaşıyorum. Bu videoda ISS yani Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir kurmaca olduğundan bahsediliyor. Dünya düz olduğundan bunu saklamak için böyle bir şey uyduruyorlar deniliyor ve bazı sözde kanıtlar sunuluyor. Bu videoda kanıt olarak sunulan şeylerin nasıl bir bilgisizlikten ortaya çıktığını size göstermek istiyorum. Ne yazık ki bu videoyu hazırlayanlar yalan yanlış bilgiler vermekten hiç çekinmiyorlar. Sahip olmadıkları eksik bilgilerle mevcut görüntüleri yorumlayıp insanları yanlışa sürüklüyorlar. Ve bu nedenle kendime onların yaptığı bu yanlışı düzeltmeyi görev edindim. Hadi şu sahte kanıtlara ve bu kanıtların gerçekte ne olduklarına bir bakalım. Videonun ilk iddiası ISS'in gerçek olduğunu söyleyenlerin yani bizlerin kanıt olarak gözle görebildiğimizi söylememize saçma sapan bir cevap vererek başlıyor. Önce neler söyleniyor? Hadi bir dinleyelim. Duyduğum bir diğer gülünç iddiada, Uluslararası Uzay İstasyonu sahte olamaz. Çünkü evimden görebiliyorum. Peki, evinden bakınca içindeki insanları görebiliyor musun? Hayır. Gayet açık. Orada, yukarıda yörüngede bir şey var. Sadece içi boş. Hiçbir zaman insanlı olmadı. Sadece yörüngede dönen bir teneke kutu. Şimdi bu yorumu yapan arkadaşlara sadece bir tek soru sormak istiyorum. Gökyüzünde uçan uçakların içindeki insanları görebiliyor musunuz? Videodaki bir sonraki iddia ise uzayda şnorkel kullanılması hakkında olan. Bakalım bu konu hakkında neler diyorlar ve aslında doğru olan ne? Uzay seyahati illüzyonunun bir diğer yönü de uzay yürüyüşleri. Bunları bir yüzme havuzu içinde tezgahlıyorlar. Özel yapılmış bir yüzme havuzu. Sıfır yer çekimi görüntüsü sağlamanın harika bir yolu bu. Ve uzayda boğulmamak için şnorkel giyiyorlar. Bu nasıl olabilir? Uzayda şnorkel. Ama gerçekten bir galon suyun uzay giysisinin içine neden sızabileceğinin sözlü bir açıklaması yok. Tabii bütün bunları yüzme havuzunun içinde tezgahladığını algılamadığınız sürece. Öncelikle uzay yürüyüşlerinin havuzda yapıldığı ve sonrasında da şnorkel kullanıldığından bahsediliyor. Bir galon suyun aniden uzay kıyafetinin içine nasıl dolduğu sorgulanıyor ve bazı haber sitelerinin görselleri ile iddiayı kuvvetlendiriyorlar. Ancak burada inanılmaz bir şekilde konuyu çarpıtıp eksik bilgi veriyorlar. Öncelikle uzay ve astronomi ile ilgilenen herkes az ya da çok astronot eğitimlerinin özel havuzlarda yapıldığını bilir. Çünkü yerçekimsiz ortama insanı hazırlamak için güzel koşullar sunar havuzlar. Bu eğitim videoları gösterilerek sanki montajsız uzay yürüyüşü görüntüleriymiş algısı yapılıyor. Şnorkel konusuna gelince, uzay yürüyüşü sırasında şnorkel kullanıyorlar çünkü su altındalar deniyor. Bu videoyu izleyen herkes astronot kıyafetlerinde neden şnorkel kullanıldığını Google'dan rahatlıkla bulabilir. Ancak kısaca değinecek olursak, astronot kıyafetlerinin belirli kısımlarında su ile kıyafetin sıcaklığı ayarlanıyor. Bu kısımlardan birisi de astronot kaskları. Bu kaskların içinde bir su katmanı oluşuyor
ve dışarıdaki uzay şartlarından sizi koruyor. Ancak bu kaskın içindeki su sızıntı yapıp kaskın iç kısmına dolarsa sizin kıyafetin içinde boğulmanıza sebep olabilir. Ve böyle acil durumlarda şnorkel sizin hava almanıza yardımcı olacaktır. Şnorkeller bu nedenle kıyafetlere ekleniyor. Bu görüntüde Çinlilerin uzay yürüyüşünü görüyorsunuz. Adamın giysisinden hava kabarcığının yükseldiğini görebilirsiniz. Uzayda hava kabarcığı nasıl olur? Uzay vakumdu sözde, yüzme havuzu değil. Ama açıkça ortadaki su dolu bir yüzme havuzu bu. Bahsedilen hava kabarcığı aslında ortamdan uzaklaşan bir metal civata parçasıdır. Bu daha önce haberlerde de açıklanmış ve ne olduğu netleştirilmiştir. Bu videoda görüntüye dalış tüpü taşıyan biri yakalanıyor. Uzayda dalış tüpü mü? Uzayda şnorkel ve dalış tüpleri mi? İşte bu videoyu yayınlayanların gerçekten hiçbir bilgiye sahip olmadıklarının güzel bir kanıtı daha. Uzay şartları dediğimiz şartlar havanın, suyun olmadığı şartlardır. Ve bu şartlarda sizin için hayati önem taşıyan havayı, suyu ve diğer farklı gazları nasıl muhafaza edebilirsiniz? Bu tüplere koymazsınız. Uzay yürüyüşü sanki parkta yürümek gibi bir şeymiş gibi davranıyorlar. Sanki sadece birazcık tehlike var, o kadar. Uzay giysilerine bakıyorlar ve "Oh, işte uzay giysimiz. Uzay yürüyüşüne çıkacağız." Sanki hiçbir tehlike yokmuş gibi. Sanki hiç umursamıyorlarmış gibi. Umursamıyorlar. Her an ölebilecekleri tehlikeli bir durum içindeymiş gibi davranmıyorlar. Hayatlarını korumak için uzay yürüyüşü miktarını azaltmaya çalıştıklarını düşünebilirsiniz. Ama öyle görünüyor ki, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında sürekli tamir edilmesi gereken ekipman bolluğu var. Öyle ki Sandra Bullock'un Gravity filminden esinlenerek iyi televizyon gösterileri yapılabilsin. Gravity çıktıktan sonra tabii ki de hayatlarının bağlı olduğu bazı ekipmanları tamir etmek için yine dışarı çıktılar. Şaşırtıcı bir şekilde her seferinde tamir etmeyi başarıyorlar. Bu kadar uzun yapılmış bu yorumu açıkçası anlamakta zorlandım. Ancak anladığım kadarıyla şunları söyleyebilirim. Astronotlar neden çok rahatlar, her an ölebileceklermiş gibi davranmıyorlar denilmiş. Ancak yıllarca oradaki şartlar için eğitim alan bu donanımlı insanların yaptıkları olumsuz bir hareketin dünyadan onları takip eden insanları nasıl olumsuz etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü? Bu şartlarda panik yapmak kimsenin yararına olmazdı, öyle değil mi? Hemen akabinde şovbaz ve gösterilerle sinema sektörüne de malzeme çıkarttıklarından bahsedilmiş. O insanlar oralara çeşitli deneyleri yapmaları için ya da bozulan bir şeyleri tamir etmeleri için gönderiliyorlar. Gezmeye gönderilmiyorlar. O nedenle gerektiğinde uzay yürüyüşü yapmaları sizce de doğal değil mi? Bir sonraki noktada bozulan her şeyi tamir ettiklerinden alaycı bir şekilde bahsedilmiş. Ancak bu videoyu yapan kişileri bir kez daha kınıyorum. Çünkü gerçekten bilgisizsiniz. Orada bir şeyleri tamir eden astronotlar aslında tamiratla uğraşmıyorlar. Bozulan bir parçayı yenisiyle değiştiriyorlar. Parçayı değiştirmekle tamirat yapmak arasındaki farkı biliyorsunuzdur herhalde. Öyle değil mi? O nedenle her tamirat başarılı sonuçlanıyor. Yoksa tamirat yapacak ne zaman, ne araç, ne de uygun fizik ortamları bulunmadığını tekrar belirtmem gerekiyor. Sözde bu hunilerin içine işiyorlar. Nasıl temiz tutuyorlar? Kurumuş idrarla kaplanmasını nasıl engelliyorlar? Temizlemek için su kullanamazsınız. Kullanabilirdiniz ama çok değerli su kaynağını kullanıyor olurdunuz. Ve normal su yerine kirli ve idrarla karışmış bir su kabinde dolaşıyor olurdu. Özetlersek, kendi dışkılarıyla birlikte yaşıyorlar. Kendi dışkıları ve idrarlarıyla. Bu yorumu yapan insanın hayatı boyunca uçağa bile binmediğini görmek beni gerçekten üzüyor. Günümüz uçaklarında bile tuvaletlerde su kullanılmıyor. Vakum teknolojisi kullanılıyor. Yani
elektrik süpürgesi gibi bir sistemle dışkılar tuvaletten çekiliyor. Astronotların çişlerini yaptığı bu hunilerde de vakum teknolojisi var ve idrarı çekerek bir depoya hapsediyor. Uçakla yolculuk yaparken siz kendi çişiniz ve dışkınızla aynı ortamda mı bulunuyorsunuz? Tuvaletleri herkes kullanıyor uçaklarda ama tertemiz bir ortamda yolculuk ediyorsunuz. Bunu bile düşünmeden yalan yanlış bilgilerle insanları yönlendirmeye utanmıyor musunuz? Uluslararası Uzay İstasyonu'nu uzun ince kesimler şeklinde inşa ettiler. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda etraftaki mavi kollar sayesinde her çeşit hareket uyarlanabiliyor. Segmentler arasında kolayca hareket edebiliyorlar. Segmentler arasında hiçbir hava kilidi yok. Bütün süre boyunca son derece rahatsızlar. Çamaşır yıkamıyorlar, duş yapmıyorlar. Doğru düzgün tıbbi tedavi ya da imkanlara sahip değiller. Düzenli olarak dışarı çıkıp ekipmanları tamir etmeleri gerekiyor. Çünkü Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına sadece dışarıdan tamir edilebilen şeyler koymayı seviyorlar. Yani kısacası bu Uluslararası Uzay İstasyonu tam bir intihar cehennemi. Gidilecek en berbat yer. Her saniye hayatları tehlikede. Kolayca ölebilirler. Buna rağmen hiçbir şey asla ters gitmez. Sahip oldukları inanılmaz sınırlı sayıda alete rağmen kolayca başa çıkamayıp tamir edemeyecekleri bir durum hiç olmadı. Ve sanki umurlarında değilmiş gibi davranıyorlar. ISS dünyada gidilecek en berbat yer olduğu halde sanki gidilecek en iyi yermiş gibi davranıyorlar. Burada uzay istasyonunun tüpler halinde inşa edilmiş olması ve hava kilidi olmamasından bahsedilmiş. Öncelikle bu yorum yine ve yine sizin zerre kadar fizik bilginiz olmadığını gösteriyor. Uzay istasyonunun tüpler halinde inşa edilme şekli fiziksel etkilere karşı en dayanıklı şeklin bu olmasından kaynaklanıyor. Yüksek basınç ve hava tüpleri var ya, hani sizin biraz önce oksijen tüpü diye dalga geçtiğiniz. Onların şekli de buna benzer ve içinde yüksek basınçlı gaz bulundurur. ISS'in içinde son derece rahatsız olduklarından bahsetmişsiniz. Orada mıydınız? Rahatsız olduklarını nereden biliyorsunuz? Duş yapmadıklarını nereden biliyorsunuz? Ya da çamaşır yıkamadıklarını? Ayrıca özel kimyasallarla çamaşırlarını temizlediklerinden ve yer çekimsiz ortamda suyun aşağı akmayacağından özel vakumlu duşlarla duş aldıklarından da bir habersiniz ve yalan bilgi veriyorsunuz. Oradaki mürettebatın tıbbi yetersizliğinden bahsedilmiş. Bunları nasıl bu şekilde söylediklerine inanın anlam veremiyorum. O astronotların her birinin tıbbi eğitimler aldığının, gerektiği şartlarda ameliyat bile yapabilecek donanımda olduklarının farkında değiller mi? Yoksa sizi yanlış mı yönlendirmek istiyorlar? ISS'in dışında hep kolay tamir edilebilen araçların olduğuyla dalga geçmişler. Ancak ben şunu tekrar belirtmeliyim, orada insanlar tamirat yapmıyorlar. Bozulan parça yenisiyle değiştiriyorlar. Bu iki şey arasında ciddi bir fark var. Son olarak bu yorumda ISS'in gidilecek en iyi yermiş gibi gösterildiğinden şikayet edilmiş ki astronotların böyle bir çabası yok. Zaten her isteyen de oraya gidemiyor. Şu anda astronotlardan başka kimse oraya gidemedi. Savaş suçlusu ve vatan haini George Bush, NASA'yı ziyaret ediyor. Sahte saldırı kurbanı ve vatan haini Gabby Gifford ile birlikte. Kameraman kazayla ya da belki de özellikle görmememiz gereken bir şey çekiyor. Astronot Tim Peake'in Chroma Key ekran önünde çekimi yapılıyor. Chroma Key, istediğiniz her arka fonu kullanabilirsiniz demektir. Arka fon bu şekilde görünür. Bu çekimi yaptığımız esas arka fon bu. Chroma Key, istediğiniz herhangi bir arka fonu kullanabilirsiniz demektir. Bunun gibi ya da belki bu.
Ya da belki bu. Videoda yanlış bahsettiğiniz bir şeyi düzeltmem gerekiyor öncelikle. Arka fon diye bir şey olmaz. Fon zaten arka plan demektir. Ve siz arka fon diyerek arka plan diyorsunuz. Bu hatayı yapmamış olmanızı umardım. Gösterilen görsellerde George Bush görünmüyor ki konunun bu kısmıyla da çok ilgilenmiyorum açıkçası. Astronotun chroma key çekiminden bahsedilmiş. Öncelikle bunu hazırlarken keşke biraz olsun chroma key nedir, nasıl yapılır diye Google'dan biraz araştırsaydınız. Chroma key'i uygulayabilmeniz için arka ekranın tamamen yeşil renkte olması gerekiyor. Hatta halk arasında bu efekte yeşil ekran denilmektedir. Yeşil ekranı kaldırıp oraya istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Ancak sizin bahsettiğiniz görselde arkayı tamamen kaplayan bir fon ne yazık ki yok ve ben bir yeşil ekranda göremiyorum. Bu görsele isteseniz de chroma key'i uygulayamazsınız. Bunlar apaçık ortadayken neden insanları yanlış yönlendiriyorsunuz? Sevgili arkadaşlar, bu yanlış bilgilendirmeyi yapan videoların yanlışlarını bu şekilde ifşa etmeye devam edeceğim. Doğru olanı gerçeklerle ve ispatlarla sizlere sunup bu bilgi kirliliği içerisinde doğru olan bilgilere ulaşmanıza yardımcı olmaya çalışacağım. Araştırıp doğruyu bulmak her zaman sizin inisiyatifinizdedir. Ben mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda en kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.